Herkese yeni bir oyundan yani Builder Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Builder Simulator'dan herkese selamlar. Playway sağ olsun bize oyunu yolladı ve bizim de deneme fırsatımız oldu. Oyun yenilerde çıkacak. Arkadaki bayraktan da gördüğünüz üzere istek listenize ekleyin yazıyor. Beğenirseniz açıklama kısmında bulunan ya da oyun ismini Steam'de aratarak bulabilirsiniz. Planner diyor. Bu oyun inşaat simülatörü arkadaşlar. Bildiğiniz ayağımda kundura gülmedim doya doya edalarıyla oyunumuzu oynayacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Tutorial'ları geçeceğim doğrudan. Plan seçtiriyor galiba. 30'a 30 olsun ya da 7'ye 7 olsun. Önce duvarları falan mı yapacağım gerçekten? Yani buradan yapıp oyuna mı aktaracağım? Tamam, olur. Bunu yaptık. Okey. Bir daha. Ha, bak sen şu işe. Anladım abi. Yerleştirme o. WASD nedir? Küçüklük, büyüklük. Şimdi ben buraya bir kapı yapayım. Kapı dışarı doğru açılsın tabii ki. Yok, içeri doğru açılsın. Bir dakika hocam, bir saniye, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hocam şimdi. Biraz sizin müziği kısabilirim. Tamamdır, müziği size kıstım. Şimdi, internal door diyor. Kardeşim bu dış kapı mı? İçeri doğru açılsın. Çok da önemli bir mevzu değil. Ama neden yapamıyorum? Kat ekleme var, şey var. Abi ben bunu istemiyorum. Bir dakika. Bir dakika. New game diyelim. Tutorial diyor. He tamam dur. Plan çizme olayına sonra gireriz. Belki ikinci bölüm gireriz. Şimdi o kadarını detayını bilmiyorum. Oyunun videolarını izledim henüz. Daha çok taze. Ne diyor hocam bu? Kazma ve şey yapma. Tamam girelim abi. Oynayalım. Hadi bakalım. Oyun eğlenceli görünüyor. Biz bu tarz oyunları seviyoruz biliyorsunuz. Selamünaleyküm. Ne yaptın be? Hoş bulduk. Evet. Neden burada olduğumuz... Peki. Benim mıncıklarım. Çok güzelsin. Hmm. Tamam takip edeceğim seni. Hadi git bakalım. Bu da şey değil mi? Simento karma makinesi. Allah'ım yarabbim tipe bak. Hocam şu müziği kısabilir miyim? Bir dakika müziği kısacağım. Müzik olmamış. Müzik olmamış. Müzik dursun. Abi geldim. Sen bana ne diyorsun şimdi? Tools. Bilmem ne falan. Okey burada o var. Biz kürek mi alacağız bir yerden? Ne dediğini anlamadım ki. Bir dakika abi sen şimdi bana diyorsun ki muhtemelen bir kürek mürek bulacaksın ya da buraya mı geleceğiz? Ya da şu abim abi bir dakika ben niye hiçbir şey yapamıyorum şu anda? Mouse da bug'da kalıyor bu arada. Benim bir yerden kürek almam lazımdı belli ki. Open the tool. Anlaşılmıştır. As soon as you move the controller, the game swaps the controls to it. Tamam. This way you'll never get lost. Fantastic. Teşekkür ederim. My maker always said that everything needs a solid base. Let's start with foundation. Tamam, başlatalım hocam. Tamam, küreğimi seçtim şu anda. Aha. Ana, önce şeyleri açacağız. Şarkı söylüyor fark ettiniz mi? Biraz sesini açayım size. Çok da kısık olmasın. Yani güzel sesi şu an iyi. Nasıl oldu patron? As a real builder, you have to use the store to get the materials you need to build. Press tab or select on gamepad to open the store.
Good job. Choose the first malzemeleri diyor. Now on the left is a list of available categories according to the stage of construction. Tamam. You can change the number of items you want to buy to 1, 10, or 100. 100'e kadar değiştirebiliriz. Tamam. Buy 100 formworks and reinforcements. 100 tane bundan al. Great job. 100 tane de bundan al. Did you know that by holding down the left mouse button or the right trigger on the gamepad, you can insert them in the blink of an eye? Each stage of construction shows holograms to help you visually indicate which stage you are currently at. You know the joke about how one person works and the rest just watch? You just became part of it. Oyun çok güzel olmuş. Açıkçası böyle bunları eğlenceli anlatması çok daha tatlı bir olay. Yarın bir gün bir de online falan patlatırlarsa var ya, yeme de yanımda yat. O derece bir oyun olur bu. Great. Next up is reinforcement. Same principle as with formwork. Keşke gerçekte de böyle kolay olsa. Good job. Hocam teşekkür ederim. Nasıl, iyi miydin? Creme de la creme. Arap olabilir miyiz acaba? Go to the wheelbarrow and pour concrete over the foundations. Eeny, meeny, miny, mo. Builders waiting just for you. Teşekkür ederim ama ne yapacağımı şu anda anlayamadım hocam. Kafam karıştı. Ha, evet, evet. Hocam grab diyor. Bu abiyi alacağız. Dökebildik mi peki? Ha, yavaş süreceğiz biraz. Okey. Okey. Anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır. Mouse'un kursoru neredeyse oraya döküyor. Hemen hemen. Have you ever heard of following the procedure? I bet you didn't. Biraz alan şeyini kullanalım, avantajımızı kullanalım. Şöyle devam dökmeye. Ne yaptık? Tahtalarımızı yerleştirdik, demirleri koyduk. Şimdi çimentoyu döküyoruz. Oyun tatlı. Bana sorarsanız güzel, güzel fikir yani. Tamam, temel olayını hallettik bile. Evet patron, başka ne var? Bir yeri eksik mi yaptık? Ha pardon, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Gerçekten bu benim büyük bir hatam. That's it for this part. Evet. I'll see you at the concrete mixer in a bit. Kontrolleri de zor değil, güzel yani. Back to menu diyor. Şimdi güzel, bu temel muhabbetini öğrendik, sıkıntı yok. Planner diyor, ben planner olayına girmeyeceğim şimdi. Ben şimdi diğerlerini göstereceğim sizlere. Ne diyor mesela? Mesela duvar örelim. Nasıl yapılıyormuş? Şimdi bir ton konuşacak. Bir ton gene başladı. Selam. It's time for the load-bearing wall. Evet. Quickly. To the Batmobile training room. I'll take you through it on the way. Beni takip etmesi falan güzel ha. Ama bak geliyor. Bak. Yok, tam gelmemiş. Three types of walls. Bearing, partition, concrete partition walls. Evet hocam. Trust me, it's the most rewarding part of the construction. Tamam, teşekkür ederim. You'll see the effects immediately. Tamamdır. You'll need to get hollow blocks from the shop. Buy 100 of them now. Şimdi 100 tane blok al diyor. Aldık. Fantastic. Now it's time to pick up mortar. You can find it in the wheelbarrow. Select trowel and pick up mortar from the wheelbarrow. Aldık hocam. Once collected, it remains on the trowel until the resource in the wheelbarrow is exhausted. That way you don't have to go back and forth. You're taking notes from the last demo, huh? In Builder Simulator, we have a leveling system that allows you to build houses faster the more you build them. Try it out by placing the first hollow block. You
use the trowel to lay the mortar on the hollow block. Great. Ha, tamam, onun komutlarını beklemek zorundayım ben. Now place the hollow block on it. Level up! I never thought someone would level up from the first hollow block. Now you've unlocked double hollow block placement. Give it a try. Şunları bir yapalım bakalım. Şeyleri herhalde double double da koyma imkanımız varmış. Aha. Ha, level atladıkça bunları ikişer ikişer de koyabilirsin diyor. Okay. Let's see what happens now. Tamam. Amazing. It reminds me of the Egyptian buildings I have in my data. Let's put up the scaffolding. Scaffolding will be very helpful when working at heights. Select a scaffolding from the tool wheel. Aynen bu. You can rotate it by clicking the right mouse button or left trigger. And not only that, you can also move it very precisely. Bizim bozuk la bu adam. Good work. You can climb the ladder by clicking on it. Hmm. I'll tell you a secret about layer 12. The 12th layer is the lintel layer. Never heard of it? Yok. Its task is to transfer the weight from the opening to the adjacent walls. Hmm. Above every doors and windows, you need keşke serbest bıraksan bizi be dostum. Biz böyle by one lintel from the shop. Ha, lintel al diyor. Bundan da bir üst alalım right. O zaman. It's aldık time hocam. To place it in the hologram. Hmm. Anlaşılmıştır. Tırman. Anladım abi. Fabulous! Part of the walls is to set the ceiling when you reach the right height. Çok iyi anladım. Okay. Ceiling holograms will automatically appear when you fill in the blocks on the last layer. And this is the moment when you have to place oyun tatlı arkadaşlar, güzel oynanıyor. Ama ben şimdi bu plan muhabbetini yapmaya çalışacağım. Ceiling blocks from the shop. Selim blocks diye bir şey varmış. Neymiş bu? Buymuş. He. 10 tane al diyor yani. Aldık. 20 tane mi? Aldık. Biraz fazla aldık. Ha bu da şey. Us, tavan. Ceiling blocks on each level. Enough dad jokes. Atlasan. Put the ceiling blocks in the hologram. Anlaşılmıştır. Güzel güzel, en azından evin şeklini çıkarabiliyor. Onu öğretti bize. This way, when your house is built and beautiful, you can take a picture of it. Yes, we do have photo mode. Aa, foto mod varmış. Güzel. Nerede? Aa, şarjlı matkabımız var. Her şeyimiz var ya. Foto mod yok. Giremiyoruz herhalde. Yok, buradan mı gireceğiz? Direction diyor. Kapıyı açma kapama falan her şeyi var. İyi tamam abi. Şuna bir ana menüye dönelim. Şu planner'dan bir şey yapmayı deneyeceğim ben. 7'ye 7 olsun. Tamam mı? Küçük bir ev olacak. Yani çok da fazla büyük olmayacak ama bearing wall diyor. Kat ekleme muhabbeti şimdi yok. Önce bir şurayı bir halledelim. Tamam mı hocam? Mesela ne yapalım? Şuraya bearing wall yapalım. 2 metre. Metreden fazla oldu orada. Neyse önemli değil çok. Mesela bu pencereyi getirip buraya koyabiliyor muyum ben? Neden koyamıyorum peki? Yani pencerelik yeri kendim açmam gerekiyor. Mesela şurayı açalım o zaman. Şuradan şurasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yok koyamıyorum. Bunda bir yanlışlık var. Bunu bir çözmemiz lazım abi. Bunu kapat. Yok bunu kapat. Bu uyarıyı kapat hocam. Şu duvarlar nedir peki? Mesela bunu koydum. Buna window koyabiliyor muyum? Pencere. Koyuldu işte. O zaman tamam. Bunu yapalım.
Dur bir dakika, bir dakika. New game diyeceğim tekrardan. Şeyi bir öğrenmem gerekiyor benim abi iyice. Mesela şu duvardan yapsak, tamam mı? Yapsak. Kapıyı koyabilir miyiz rahat bir şekilde? Koyulmuyor. Window koyabilir miyiz? Biraz da büyük yapsak ya. Window diyelim. Pencereyi koyamıyorum niyeyse ya. Allah Allah. Dibinde olmayacak mı acaba? Ya mesela bu duvar şurada olsaydı ben buna kapı koyamayacak mıydım? Aynen koyamıyordum. Anlaşılmıştır. Tamam, onların hepsini hesaplayacağız o zaman. Normalde bunun sıfırlaması vardır da ben böyle yapıyorum şimdilik. Mesela kapıyı aldım, şimdiden bir yerleşirsem. Zaten kapı dediğin içeri bakar, tamam mı? Şu duvardan yapayım. Şuraya bir kapı koyalım. Tamam, burada bir kapı olsun. Biraz yamuk koyduk. İdare edin, yapacak bir şey yok. Bunu koyamıyorum. Denemelik yapıyorum tamamen şu anda. Oyunu öğrenmek amaçlı. Çünkü ilgimi çekti. Yani planını kendimiz yapıp evi kendimiz yapacak olmamız gayet güzel. Çek diyelim bir. External door diyor. Bu ne abi? Dış kapı mı bu? Ha, anladım abi. Tamam, orası... Tamam. Şimdi anlaşıldı. Mesela bunlardan böyle yerleştirebiliyor mu? Yerleştirebiliyor mu? Ne gerek var şimdi bozduğun her yere? Ne gerek var? Bu planı alıp oyunda uygulayabiliyor muyum? Grant dedim. Tamam. Save dedim. Bir. Tamamdır. Kaydettim. New game. Yine tutorial'lar var. Ha, şu anda şey aşamasında oyun. Anladım abi. Güzel. Bir şeye daha bakalım istiyorum ben. Kapı ve pencereler nasıl koyuluyor onlara bakalım. Birazcık fazla konuşacak ama olsun. Oyunu öğretiyor en azından. Hoş bulduk. Ama bunları bir geçelim hocam ya. Şunları bir geçsek ya. Ben sağa sola bakayım. Geldim. Bu makinenin adı da Bilmiş bu arada. Every building needs a door to enter and evet. Windows to bring light into the house. Evet, burayı zaten biz yaptık az önce tutorial'da. Our game is no different. Remember from the previous stage when you inserted the lintels? You don't have to do it this time. But you need to know that they are the reason we can put in doors and windows. Let's start with doors. Buy one outside door. Great. Şimdi bunları... Evet. Kendimiz montaj edeceğiz bir de. Vay anasını. Hologram will turn green when it's done. The spirit level moves with the door and will show you the correct position when the door lights up green. Great job. Now you have to screw in the hinges. Use a drill and insert the necessary screws. All the screws that need to be screwed in always light up orange. Gayet iyi. Imagine using a screwdriver. Aynen, ben bir tornavidayım. Now it's time for wedges. Simply fill them in by clicking on the highlighted areas. Nasıl yani? Ne yapacağız? Fill the... Nasıl yani lan? Allah Allah, bu işte bir yanlışlık var dostlar. Which country has the best construction? Tabii Ukraine. Get it? Türkiye lan, Türkiye ne Ukrayna'sı? Oğlum bak, bizim milletçi duygularımızı kapattırma burada. Bil. Vallahi var ya, savaş çıkarırım burada, birbirimize gireriz seninle. Hocam, tornavida ile başka yapacağımız bir şey yok. Varmış. Ben görmemişim. Olur öyle şeyler. Ama bunları elimle mi yapacağım? Ha, evet. Tamam abi, bir dakika. Bunların başka bir aleti var galiba. Okey, tamam. Sağdan soldan kastırıyoruz bu kapıları. Okey.
you know how to insert a door. You can even open and close them by clicking on them. Don't worry about the foam. We'll talk about it later. Amazing! Let's move on to windows. There are two types of windows. Hocam penceremizi de takalım. Any window under 2 meters on the planner is 10 tane aldık ama olsun. Bu da bizim farkımız yani. Yapacağımız bir şey yok. Any window over 2 meters is already a patio window. You dictate the terms on the planner and choose what size windows you want to insert. For the purposes of the tutorial, you will insert a single window. Çok fazla konuşuyor ve işi hallettirmiyor bize. Nicely done. Now try inserting them just like a door. Same principle, same fun. Now it's time to put in all the screws you need. Hocam beni bir salsan zaten ben yapacağım. Sen çok konuşuyorsun. Bir tık o kötü bir huyum var yani. Yapacak bir şey yok. Insert the wedges. Şunları da takalım. Bunlar ne oluyor tam olarak yerleştirdiklerimiz? Herhalde kasmasın diye mi? Wedges are used to support and stabilize the window in the window opening. Did you see how the foam filled itself after the wedges were inserted? We thought that doing it manually would be boring, so we automated it. Tamam. Remember that every window requires a sill or threshold. Adjust it like you did with window and door. Great. Burayı da kendisi yaptı Look şimdi. At the patio window next to you. You can see the difference. That's everything for doors and windows. Güzel, Remember, güzel. You decide how you want your house to look. See you in the next stage. Güzel güzel arkadaşlar. Tatlı olmuş. Yani oynanır mı? Evet, geleceğinin olduğunu düşünüyorum ben. Online olmasa da olur ama yani böyle oyunlar lazım biliyorsunuz. Bir simülasyon oyunlarına gönül vermiş kişiler olarak kanalımda sizleri de barındırarak açıkçası bu tarz oyunlardan keyif alıyoruz. Bu ve bunun gibi birkaç video daha gelecek, bunu da söyleyeyim, yenilerde çıkacak ama olayın içinde Playway'in imzası olduğu için açıkçası biraz da bu oyuna karşı güvenim çok fazla. Playway biliyorsunuz zaten simülasyon ve bu tarz oyunların publisher'ı. Publisher ekibi. Çok teşekkür ederim onlara da. Oyunu yolladılar. Deneme fırsatımız oldu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Oyunla ilgili birazcık da olsa bilginiz olmuş olur. Olmuştur yani inşallah. Ben şunu söyleyeyim size. Bazılarınız şey diyebilir. Mesela oyunu bilmiyorsun. Neden giriyorsun, oynuyorsun falan. Zaten oyunun öğrenmemizin amacı o. Yani hep beraber gelelim. Videoda bir şeyler öğrenelim. Test edelim diye. Kendinize çok iyi bakın. Her zamanki olduğu gibi kendi tarzımızla, kendi mizacımızla videomuzu çektik. Çok sağ olun izlediğiniz için. Açıklamada Instagram linkim var. Oraya da gelmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu ve bu oyunların devamı için de Discord'da da bekliyorum. Oradan da duyuracağım. Böyle oyunları kendi aramızda konuşuyoruz biz. Oyun Öneri kanalında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.